Merhaba, LAP Akademi'den ben Orhan Çakan. Bu videomda sizlere VWR Hitachi Türkiye Distribütörü Terra AŞ sponsorluğunda HPLC sisteminin önemli bileşenlerinden birisi olan pompanın sağlığını koruyabilmemiz için dikkat etmemiz gereken iki temel husustan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi check valve, bir diğeri ise inline filtre. Gelin bunların sağlığını nasıl koruruz ve böylelikle pompa sağlığını nasıl daha iyi hale getiririz? Videomuzda kısaca bunu görelim. Pompa sağlığı dediğimizde aslında çek valve ve inline filtreden öncelikli olarak bahsedebiliriz. Tabi pompanın farklı bileşenleri de var. İlerleyen videolarda bunları da size anlatacağım. Ama en kritik iki bileşenini bu videoda sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle çek valve'den başlayalım. Çek valve'ler aslında pompanın sıvıyı tek yönlü yüksek doğruluk ve hassasiyette iletmesini sağlar. Pompa sıvıyı çektiğinde sıvının tekrardan geriye değil ileriye doğru gitmesini yöneten parçalar çek valflerdir. Burada görmüş olduğunuz pompalarda giriş ve çıkış tarafı olmak üzere toplamda 2 adet çek valf vardır. Bir tanesi sıvının içeriye girmesini, diğeri de sıvının dışarıya çıkmasını sağlar. Pompa her itme çekme hareketinde biri açılıyorken diğeri kapanır. Çek valfi şöyle gösterebilirim. Bakın burada çok küçük bir parça aslında. Bu parçanın içerisinde bir bilye var. Bir top diyebiliriz bunu ya da bilye olarak da adlandırabiliriz. Bunlar seramik olabilir, metal olabilir, zinkonyum olabilir. Çeşitli yapılarda üretiliyor. Hepsinin farklı özellikleri var. Hepsinin farklı dayanımları var. Sisteminiz için en uygun olanı da size yine sisteminizin üretici firması söyleyecektir. İçerisindeki bu topun yapısı bozulduğunda veya tıkandığında sistem artık işlemez hale gelir. Bazen içerisindeki topun şekli bozulabilir. Özellikle sistemde yüksek oranda asit çözeltisi bırakırsanız top aşınmaya başlar ve pompa sızdırır. Yani geriye doğru bir sızdırma sağlar ve pompanın akışı bozulur. Pompa daha dalgalı bir basınçta çalışmaya başlar. Veya bu pompanın içerisinde bulunan check valve'in o topu tıkanabilir. Buradaki delikler çok küçük, tıkanabilir. Özellikle sistemde tuz veya %100 su bırakıyorsanız, mikrobiyal üreme oluyorsa burada tıkanma ve yapışmalar karşınıza çıkar. Ve bu da Çek valve'in çalışamaz hale gelmesini sağlar. Çek valfin sağlığını korumak için sistemde hiçbir zaman %100 su bırakmıyoruz. Tüm mobil fazlarımızı süzüyoruz ve temiz hazırlıyoruz. Özellikle mobil faz şişelerimiz kontaminanttan arındırılmış oluyor. Mobil fazların içerisine herhangi bir kontaminant girmesini engelliyoruz. Mümkünse kimyasal mobil faz güvenlik kapakları kullanmamız gerekiyor ki içeriye toz, partiküller girmesin özellikle sistemi bu tarz partiküllerden korumamız lazım. Check valve'in eğer giriş kısmındaki check valve bozulursa düşük basınç hata alırsınız Çıkış kısmındaki check valve bozulur, tıkanırsa yüksek basınç hata alırsınız ve sistem her iki yukarıda da durur ve analiz yapamaz hale gelirsiniz. Bir diğer bileşeni ise inline filtreler. Bu inline filtre aslında bir adı üstüne filtreleme görevi görür. Bu nasıl çalışır? Hemen pompanın girişinde bir tane yuvası vardır. Bunun içerisinde yer alır bu filtre ve sıvı mobil faz pompanın çekme işlemiyle beraber buradan geçer. Sistemdeki olası bir kontaminant varsa bunu bu filtre tutar. Ama bu kontaminant olsun ben çalışayım anlamına gelmez hiçbir zaman. Olmaması gerekiyor. Eğer çok fazla kontaminantınız varsa sıvının içerisinde bu çok hızlı tıkanacaktır ve bunu değiştirmek zorunda kalacaksınız. Hem analiziniz duracak, analiz tekrar yapacaksınız. Hem de bir maliyet oluşacak. Bunlar yüksek maliyetli parçalar ve sisteminizdeki birim başına maliyetiniz artacak, bakım maliyetleriniz artmış olacak. Bu açıdan sistemi doğru kullanmanız gerekiyor. Mobil fazları yine kapakla kullanmanız lazım. Bir mobil faz güvenlik kapağı. Şişeleriniz çok iyi yıkanıp temizlenmesi gerekiyor. Sistem tamamen mikrobiyal üremeden ve kontaminasyondan uzak tutulması lazım. Böylelikle sistemin sağlığını koruyabilirsiniz. Peki siz pompalarınızda check valve ve inline filtrelerinizin sağlığını korumak için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Yorumlarda katkıda bulunabilirsiniz. Eğer HBL sistemi ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız da açıklamalara bıraktığımız Terra AŞ'nin bağlantısından bir Terra AŞ uzmanı ile iletişime geçerek destek talebinde bulunabilirsiniz. Eğer bir HBL sistemi satın alma sürecindeyseniz yine size yardımcı olacaklardır. Evet bu ve buna benzer videolar için de eğer anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza da abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.